Şimdi complete the description of the changes to line B in the graph using the words in the box. Arkadaşlar o grafiğe bakarak burayı dolduracaksınız. Ama yukarıda o kelimeler verilmiş size. Fall düşmek, down aşağı demek. Rise yükselmek, decrease o da yükselmek anlamına geliyor. Went gitmek anlamına geliyor ama burada went up diye geçebilir belki. Diğerleri yıllar ve şeyler, faizler. Hadi bakalım bir yapmaya çalışın arkadaşlar. 9 tane ilk yapan 3 kişi olduktan sonra hemen başlayacağız bakmaya. Hadi güzel arkadaşlar. Tamam. Şimdi birinci cevabını ne yazdınız arkadaşlar? Hep beraber söyleyin. Increase. Increased. Bravo. After it increased. 2. 2005 demek istediniz herhalde değil mi? 2005. Sonra 3'e ne dediniz? 55%. Aferin. 4'e ne dediniz? Went up. Aferin. Aferin. Went up. 5'e ne dediniz? Fall dedim. Fall. Fall da olur. Decrease dedim. Decrease de olur. Fall da olur. İkisi de doğru. Fall da decrease de doğru. 6'ya? Down. Aferin. 7. 2020. Güzel. 7'ye öyle dedik. 8'e? Rise. Aferin. Aferin. Evet. 9'a? Decrease. Ya da fall da diyebilirsiniz. İşte bunu örnek olarak farz edin. Bu şekilde şey, grafik tanımlamaları yapacaksınız. Bunlar size çok lazım olacak. Şimdi geçiyorum hemen 6'ya. Diyor ki which is the best summary? Hangisi en iyi özet diyor. A, B or C for this graph in exercise 5. Yani şunun için diyor en iyi özet hangisi? Bakın bakayım. Şimdi ne dediniz A, B, C'den hangisini söylediniz? B'yi söyledik hocam. B. Evet bu B kötünün iyisi. Aslında en yakın B. Şimdi evet. A'da çocuklar, A'da both lines went up and down a lot diyor. Line A changed much more than line B demiş. This is not the best summary arkadaşlar. Firstly, it is not enough just to say that the lines went up and down a lot. Second, it is not true to say that line A changed much more than line B, as both of them changed a great deal. Yani bu A'nın açıklaması bu. C'nin açıklaması da too much detail diyor. Aşırı detay diyor. Too many years, çok fazla yıl diyor. And too many percentages are included. Yani çok fazla yüzde var diyor. Çok fazla yıl var diyor. Çok fazla detay var. Onun için boğmuş içinde. It isn't summer. It isn't a summary. Bu bir özet değil diyor. B kötünün iyisi, the student has seen the difference in the main trends of lines. Yani öğrenci diyor şeyi söyle, line trendi, o çizgilerin trendi, yani yükselmesi ana trendinde diyor, farkı gördü diyor. A and B has summarized, yani A da özetliyor, B de özetliyor. Ama daha çok B'de özetleme var arkadaşlar burada. B'de daha çok özetleme var. Evet. Ama A da bir parçasını oluşturuyor. Şimdi değerli arkadaşlar, sizin en sevdiğiniz şey, bunlar bu şekilde olmayacak size şeyde. Söyleyin, nedir onun adı? Ayas'ta. Burada 2 tane, 3 tane örnekler vermiş size. Hani siyah yazılmış. Bunlardan hangisi doğruysa onu yuvarlak için alın. Diğerlerinin üzerine çizgi çekin. 9 tane var. Çok çabuk bitireceğinizi biliyorum. Bitirin. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip ikinci kitaba geçeceğim. Hadi bakalım. Şimdi ben birinci cevabını okuyorum. Kontrol edin arkadaşlar. Hepsinin cevabını okuyorum. 1. I am going to. 2. To latest model. Latest model. 3. Out of date. 4. Features. Features. 5. Swiping. Swiping. Efendim, birinci yani swiping diye okunuyor mu? 6. Screen. 7. Memory. 8. Store.
nine case. Evet. Hocam, ben de bir tane soru yanlış da. A lot of memories dedim de. Hocam, memories dedim. Aha ben. Ama orada has diyor, has. Has deyir, telefonun çoxlu yaddaşı var. A lot of'dan sonra cəm olması gerekmirdi mi? Memories şey olmaz. Memories çoğul, a lot of diyor. Arkadaşlar, memory hafıza. Hafıza, hafızalar değil. Ya çok hafızası var deriz ya, çok hafızalar değil. Yani telefonun bir tane hafızası var değil mi? Ondan dolayı öyle diyor. Hocam, hafıza. Uncountable değil mi hocam? He? Memories, evet, memories anılar anlamında olduğu zaman çoğul olabilir. Anılar, hatıralar. Ben oradan değil de has'den gittim hocam. Your smartphone has demiş ya. A lot of da vardı. Ama a lot of desene. Your smartphone'a ait o has. O şey Zülfiyen dediği doğru yani. O your smartphone'a ait olduğu için orada ondan bulmamız imkansız. Ama memory hafıza anlamında çoğul olmuyor. Değil mi? Tamam hocam. Ama tamam. Şey anlamda anılar anlamda geçiyor. Şimdi geçiyoruz bizim ikinci kitabımıza arkadaşlar. Buradaki olay ne arkadaşlar? Şimdi geldik buraya. Bakın, buraya bakın. Unit 1 demiş, görüyor musunuz? Reading, writing, listening, speaking. Şimdi IELTS'in normal formatına yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Evvela reading göreceğiz. Sonra writing, sonra listening, sonra speaking. Arkadaşlar, reading'le, bakın, listening'i ben sizinle çalışacağım. Writing'i gene çalışacağım. Bazı yerler var okunması gereken yerler. Oraları ben çalışacağım sizinle. Speaking'i de bazı yerlerini ben size çalıştıracağım. Çünkü orada a, u demenizi istemiyorum. Yani reading, listening benim. Writing, speaking de Linda'nın. Onun için bunlar artık bölüm bölüm verilecek. Yani böyle eski kitap usulü gitmeyecek. Çünkü IELTS hazırlık olduğu için bu 4 modül üzerinden siz imtihan olacaksınız. Onun için bu 4 modül üzerine gideceğiz. Şimdi geçiyorum. Evet, in this unit diyor, bu ünitede you will learn how to answer questions using up to three words. Üç kelimeye kadar o kelimeleri kullanarak diyor, sorulara nasıl cevap vereceksin? Arkadaşlar şimdi bazı şeyler var, bu var yani reading'de var. Bir kelime de koyabilirsiniz, iki kelime de, üç kelime de ona göre cevaplar vereceksiniz. Onları öğreneceksiniz. Anahtar kelimeleri tanımlama, sorulardaki anahtar kelimeleri nasıl tanımlayacaksınız? Bunlarda çok marifetli olduğunuzu biliyorum. Çünkü ben sürekli söylediğim şeydir bu. Değil mi? El sallama, anahtar kelime. Scan a text diyor, bir tarama diyor, bir metni tarama. Özel bir bilgiyi aramak için bir şeyi tarama yapacağız. Bunları öğreneceğiz. Şimdi bana şunu söyleyin. Mesela sister, değil mi? Sister. Sister dediğim zaman my sister is demiş. Bak, örneğe bakar mısınız, yukarıdaki örneğe? Sister'ı açıklıyor burada, bakın. Sister. My sister is my parents' daughter. Yani benim ebeveynlerimin kızı ya da diğer kızı diye açıklayabilirsiniz, değil mi? Bunları tek tek açıklayabilme imkanına sahip olmanız lazım. Yani mesela brother diyor, değil mi? Brother. Erkek kardeş. Şimdi buna örnek verirsem ne diyeceğim? Aynı my sister gibi gideceğim. My brother is my parents' son diyebilir, değil mi? Son. Boy. Şimdi ben size tek tek söz vereceğim. Herkes bunları birer cümlede izah etmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu izah ettiğin zaman bir anlam kazanacak. Şimdi en baştan başlıyorum. Serpil, mikrofonu açık. Tamam, önce Serpil gelsin. Mikrofonlarınızı kapatın arkadaşlar. Sıraya sonra şaşırıyor musunuz sırayı? Serpil açtı. Bir tek Serpil, sen oku. Cousin'ı bize tarif et. Cousin. Cousin. Cousin, my aunt is... Şöyle başla. My cousin diye başla. My cousin. My cousin is... My aunt's daughter or boy. Son. Doğru. My cousin is my aunt or uncle's son or daughter. Yani... Amcamın, halamın, teyzemin ya da amcamın, dayımın oğlu veya kızı oluyor, değil mi, kuzen? Yani bak, evet. Bir daha söyle. My cousin is my cousin.
is. My cousin is my aunt or my uncle, daughter or boy. Uncles, daughter or son. Okay, güzel. Peki, şimdi Berfin sana soruyorum kızım. My father-in-law is my husband's father. Ya da my husband or wife's, erkekse wife diyoruz ya. My husband or wife's father. Değil mi? Evet, güzel. Tamam, bu da güzeldi. Şimdi Beyza Nur kızımız gelsin. Peki, my grandfather. My grandfather is my mother's or my father's father. Oh, süper. Uncle'ı kime verelim? Serpil geldi. Hakan'a verelim. Hakan sen şeyi yap. My uncle'ı yap. My uncle is my father's sibling. Brother. Kardeş siblings de diyebilirsin ama aynı zamanda bunlar dayı anlamda da kullanıyor ya. My mother and father's brother. Buna dayı anlamında da kullanıyor ya, onun için diyoruz. Evet. Bir daha söyle. My father or my mother is. My father or my mother's, ikisinin birden değil mi? Mother's brother. Brother, yes. Peki. Aunt'u veriyorum Sevil'e. Aunt. My aunt is My mother or my father's sister. Hocam bunu şey diyebilir miyim? My aunt is my parents' sister. Ha, olur. Sister or sister. Sister çünkü sister olmasa. Doğru. Parents diye. Anne babamın kız kardeşi. Doğru, doğru. Her ikisinde ayrı ayrı oluyor ondan. Ha, evet. Peki. Şimdi geldi. Gül'e geldi. Gül. My nephew. Nephew erkek yeğen demek. Yani nephew erkek yeğen, niece de kız yeğen, biliyorsunuz. Zehra sen gel. My nephew. My nephew is my brother or my sister's son. Çok güzel. Şimdi geldik niece. Niece de kız yeğen demek arkadaşlar. Zülfiye gelsin buna da. My niece is my brother's and sister's daughter. Çok güzel. Başka kimse yok değil mi? Bu kadar. Bu kadar. Tekrar başa geçiyorum arkadaşlar. Tekrar başa geçiyorum. Gül gelene kadar. Berfin sen gel tekrar kızım. My great aunt. My great aunt. Great aunt. My great aunt is my ne oluyor? Father's. Yok. Yok, my olmuyor. Great aunt. Dedemin evet. Dedemin kız kardeşinden bahsediyor. Tamam. Dedemin ne demek? My great aunt is my grandfather's sister. Grandmother da olabilir ama onun kız kardeş de oluyor. Grandfather's hem... or grandmother's sister. Evet, hem büyük teyze büyük hala anlamında geçiyor. Onlar da ikisi aynı biliyorsun. Hı-hı. Ondan dolayı. Gül gelebildin mi? Hocam buna şey de diyebilir miyiz? My grandparents. Mesela annemin ya da babamın şeyi, teyzesi. Ha, öyle de diyebiliriz tabii. Annemin ya da babamın teyzesi, doğru. Öyle de bir diyebiliriz. De great yazıyor. Great grand mı olacak yoksa great aunt mı? Great aunt. Great aunt. Şimdi orada great aunt değil de grand değil de great diye geçiyor bunlar. Grand diye geçmiyor arkadaşlar. Buna great aunt diye söylüyorlar onu. Çok iyi bir saptama verdim burada. Grand aunt veya grand uncle diye söylemiyorlar. Great uncle, great aunt diye söylüyorlar arkadaşlar. Hmm. Okey mi? Peki Gül, burada mısın? Geldin mi? Evet hocam, buradayım. Şimdi o my grandmother yap. Grandmother. My grandmother is my parents' mother. Oldu. Ya da my mother or father's mother da olur. Senin dediğin gibi doğru. Harika. Şimdi güzel. Şimdi arkadaşlar sizden öncelikle şu parçayı sadece okumanızı istiyorum. Okurken anlama hızında okuyun.
Artık sizin kendi kendinize baş başa kalmanız lazım. Okuyun, okuduktan sonra tercüme ettireceğim. Okuduktan sonra sizlere bir takım şeyler yaptıracağım. Önce okuyun, anlamaya çalışın. Hatta daha da ilerisine götüreyim mi? Okuduktan sonra 02'deki 5 tane soru var ya, o 5 tane soruya cevap verin. Ama arkadaşlar önce okuyun, anlayın. İleride başka türlü şeyler öğreteceğiz. Oldu mu? İleride başka türlü şeyler öğreteceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, evet. Bilmediğiniz kelimeler olduğu zaman bu bilmediğiniz kelimelere burada takılmayın. O kelimelerin fiil mi, sıfat mı, edat olduklarını anlamaya çalışın. Cümlenin ne eleman olarak kullanıldığını anlamaya çalışın. Okuduktan sonra bu okumanızı hızlandıracağım ben. Hiç skene ve skime gerek kalmayacak. Burada diyor ki, you are going to read about some advantages of living in an extended family. Extended family yani geniş aile demek arkadaşlar. Mesela dede, nene, ana, işte aile, torunlar, hepsi bir arada yaşayan aileye extended family deniyor. Örneğin diyor, not just parents and children living together diyor. Sadece ebeveynler ve çocuklar değil de dede, nene, hala, dayı, onlar da birlikte yaşıyor. Extended family o. Şimdi bunu okuyacaksınız diyor. Which of the following advantages do you think are the most important? Bunlardan hangisi önemli burada arkadaşlar? Beş dedim ben hocam. Ben de beş dedim. Beş ve bir. Evet. Peki hangileri deseydim? Hangileri? Hangileri? Beş. Hangileri, parçalar evet. Hangileri geçmiş deseydim? Hangileri geçmiş deseydim? Bir geçmiş mi? Evet. Hayır hocam. Hayır, yok, geçmemiş. Bir geçmedi. Hocam, yok. Parçalar. İki de geçmemiş. Hiçbiri geçmemiş. Hiçbiri geçmemiş yalnız. Hiçbiri geçmemiş aslında. Bir de anlamlandırıyoruz. Peki o zaman... Kitap bir yorum olmuş hocam bu soru bence. Evet. Bir dakika bunun şimdi. Bunun bir cevabı yani olmayabilir. Herkes için farklı olabilir. Şimdi dur bir dakika. Şimdi bir dakika. Okutturacağım şimdi. Berfin gel bakayım. Şu A'yı oku ve bize tercüme et. Hocam çok özür dilerim. Beşi cevaplamanın sebebi bu. Is thicker than water. Yani kan bağının şeyden daha yoğun kan bağı demek istiyor herhalde. Blood is thicker than water dediğine göre. Ha, sudan daha. Sudan evet, daha. Diye daha diyor. Yoğundur. Tabii doğru. Daha yoğundur. Oradan çıkarttım. Evet. Şimdi Berfin gel bize evet. A'yı bir oku tercüme et. Tamam. Blood is onun şeyini bilemedim hocam. Thicker. Thicker daha kalın demek. Daha kalın, yoğun. Thicker, tamam. Blood is thicker than water. This means that family is more important than anyone else. Many young people thought spend more time with their yumuşak oku. Spend more time with their friends than with their family. They blew... Value their friends' opinions more and enjoy their company. When it's time to visit grandma or go to a cousin's wedding, teenagers often prefer to be left at home. But are they missing out? Şimdi burada birinci ve ikinci cümleyi sen çevir. Kan sudan daha yoğundur. Tamam. Bunun anlamı that family is more important than anyone. Aile diğer herkesten daha önemlidir diyor. Başka herkesten daha önemli olduğunu söylüyor. Evet. Güzel. Beyza sen üçüncü ve dördüncü cümleyi yap. Oradan başlıyor değil mi hocam? Many young people though. Many young people thought spend many spend more time with their friends than with their family. Çoğu genç insan tabii ailelerinden çok arkadaşlarıyla zaman harcıyor. Evet. Gerçi tabii anlamına geliyor. Güzel dedin. Güzel. Peki şimdi Hakan gelsin. Hakan gel bakayım. They value their friends' opinions more and enjoy their company.
Onlar diyor hocam. Tamam. Onlar arkadaşlarının fikirlerine diyor. Ve şirketlerinde eğlenmeye daha çok değer veriyor diyor. Değer company, company arkadaşlık anlamına geliyor. Ha. Birliktelik anlamına geliyor burada. Company şirket değil de. Yani yani. Onlar evet arkadaşların fikirlerine ve birlikte eğlenmeye daha fazla değer veriyorlar. Bravo, value. Ne güzel tercüme ettin. Bravo, güzel. Gül, gel bakayım. When it is time to visit? When it is time to visit grandma or go to a cousin's wedding, teenagers often prefer to be left at home. Diyor ki burada, anneanneyi, yok, anneanne değil, büyüklerimiz herhalde orada. Grandma'nız şey, anneanneyi ya da kuzenlerinin düğünlerine gitme zamanı geldiğinde teenagers nasıl söyleniyor? Gençler çoğunlukla evde yalnız bırakılmayı tercih ediyorlar. Yalnız kalmayı tercih ediyorlar. Bravo, yalnız. Güzeldi. Adam, to be left. Yalnız bırakılmayı. Evet, to prefer to be left. Yalnız olmayı, yani yalnız bırakılmayı tercih ediyorlar. Mesela to be alone da diyebilirdi orada, to be left. Yani beni bırakın evde, ben siz gidin anlamda söylüyorlar ya gençler, onun için diyor. Peki. Are they missing out? Ancak onlar bir şeyler kaçırıyorlar mı? Güzel. Are they missing out? Tamam. Şimdi bu A'nın açıklamasıydı arkadaşlar. Burada aile de var, arkadaşlar da var. Değil mi? Ama older people are fun to live with diye bir şey yok burada, değil mi? Birinci şıkta bir şey bahsetmiyor. Peki Zehra, sen gel bakayım. B'yi oku bize sadece. In Asia, the Middle East, South Asia. America. In Asia, the Middle East, South America and Sub-Saharan Africa, over 40% of children live in families with other adults such as aunts, uncles and grandparents in addition to their parents. In South Africa, it is almost 70% on the other end. In Europe, Australia and North America, less than 25% of children live in extended families. Is the lack of close contact with relatives putting some children at a disadvantage? Çok güzel. Şimdi birinci cümleyi bize tercüme et. Asya'da, Orta Doğu'da, Güney Amerika ve Sahara Afrika, yani Afrika'da mı demek istiyor hocam? Sub-Sahara dediği Sub-Saharan Afrika. Afrika'nın alt taraflarında demek istiyor. Sahara çöl herhalde anlamda giriyor. Afrika çölünün alt tarafında. Afrika çölünün alt tarafındaki %40 Afrika çölünün %40'ın üzerinde çocuklar aileleriyle birlikte yaşarlar. With other adults such as aunts. Diğer yetişkinlerle, amcalar, dayılar veya büyük aile veya diğer aile fertlerinin hepsiyle birlikte yaşarlar. Evet, yani onların ebeveynleri de dahil. Burada in addition to their parents nasıl tercüme edilir hocam? In addition, ilaveten. İlave yani, to their parents, onların aileleri. Kendi ebeveynleri de dahil anlamında geçiyor. Onu kendi aileleri de dahil anlamında geçiyor. Güzel. Peki, Serpil sen gel. In South Africa, it is almost 70%. In South Africa, it is almost 70% on the other. Nokta, oraya nokta, kadar mı? Oradan oraya kadar. Onu bir yap. Güney Afrika'dan bu neredeyse %70. Çok güzel. Oranda aileleriyle birlikte yaşamak. İkinci cümle on. On the other hand, in Europe, Australia and North America, less than 25% of children live in extended live in extended families. Başka bir deyişle diyor, Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika'da diyor, bu oran %20. Geniş aileleriyle yaşayan çocukların yüzdesi
Aha, 25. Daha az diyor, %25. %25'ten daha az. %25'ten daha, daha az. Evet. Çok güzel. Serpil sen gel. Sevil. Sevil, özür dilerim ya. Pardon. Is the lack of close contact. Is the lack of close contact with relatives putting some children at a disadvantage? Bu kontak akrabalarla iletişim eksikliği çocuklara bir dezavantaj yaratır mı? Çok güzel. Cümleyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mesela kurmaya çalışsanız bunu kuramazsınız değil mi? Is the lack of contact with relatives. Akrabalarla ilişkinin, yani yakınlığın eksikliği diyor. Putting some children, yani çocukları koyar mı, koyuyor mu diyor. At a disadvantage, bir dezavantaja koyuyor mu anlamda söylüyor. Şimdi burada da ne yaptı? Akrabalardan daha çok bahsediyor. Birden bir kere hiç bahsetmiyor. Older people are patient and experienced, bundan da bahsetmiyor. Hani tecrübelidir, deneyimlidir diye bahsetmiyor. You can save money by living together, bundan da bahsetmiyor değil mi? Bundan da bahsetmiyor. Grandparents are not as busy as parents, ondan da bahsetmiyor. Children get plenty of love and attention, en çok ondan herhalde. Evet, belki oldu. But are they missing out? Yani bunu derken işte beşe uydurduk hocam. Children get plenty of love. Bak burada ne diyor? Which of the following advantages diyor, do you think are the most? Yani bu aşağıdaki avantajların hangisi diyor, ne düşünüyorsunuz siz diyor en önemli olarak. Ya bana göre mesela geniş ailenin önemi, çocuklar daha çok ilgi görüyorlar. Çünkü niye? Ailede çok insan oldu. Kendinize göre cevaplıyorsun buna. Herkes buna başka bir şey diyebilir yani. Mesela bana göre you can save money by living together. Bu da güzel. Yes, bu da güzel. Yes. Doğru. Burada blood is thicker than water. O Zehra ablanın dediği gibi doğru yani. Daha çok children'dan bahsediyor. Evet. Doğru. Şimdi arkadaşlar demek ki böyle şeylerde bilmediğimiz kelime olduğu zaman üstüne takılıp da onun ne olduğu üzerine sıkıntı yaratmıyoruz. Şeyin, paragrafın bütününden zaten o kelimeyi siz çıkarıyorsunuz. Yani anlamasanız bile çıkarıyorsunuz. Onun için kelimeyi takılmıyoruz bundan sonra. Anlaştık mı? Kelimeye takılmak yok. Mümkün. Peki geldik buraya. Diyor ki match the highlight words from the text with their meaning. Start words you already know. Use the context, the sentence it is in, other words around it to work out the meaning other words. Yani kelimelerin karşılıklarını, eş anlamlarını bulmaya çalışacaksınız. Bunlar nerede var arkadaşlar? Burada var. A ve B'de var. Herkes bunu bir yapsın bakayım. Herkes bunu bir yapsın. Şimdi Zülfiş sen gel. Evet. Biri, iki, üçü bize sen bul. Oku hem de anlamlarıyla oku. Value hocam, mesela. One, value, değer vermek. Yazdım ki ona H. Believe something is important. Bir şeyin, aynen, daha vacip olduğunu inanmak. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Value, bana değer göre doğru. Believe something is important. Doğru. Evet, doğru. İkinci, have an influence, tesir etmek. O da effect ondu. O da tesir etmek demeydi. Üçte stressed, yani strese düşmek, narahat olmak. Üçte de I yazdım, worried, not able to relax, yani relax olmamak, narahat olmak, rahatsız olmak. Üçte de A. Rahat olmamak, doğru. 4, 5, 6'ya Hakan gelsin. Handled arkadaşlar, buradaki dealt with, yani bir şeyle alakalı olmak anlamında, bilgi sahibi olmak anlamında geçiyor. Deneyimi olmak anlamında geçiyor. Dealt with, handled, handled. Hemen şöyle yapayım ben. Handled'den geliyor sanki hocam değil mi? El, evet, handled. Elde tutmak anlamına geliyor daha çok. Bakın şimdi yazıyorum arkadaşlar buraya. Yürütülen, idare etmek anlamında geçiyor. Yürütmek, idare etmek. Deal with de, değil mi? Bir konuyla deal with anlamında geçiyor. Bahsetmeye, anlaşmak manası. Evet, deal with, bir şeyle ilgilenmek. Uğraşmak. Yani elde tutmak, bir şeyle ilgilenmek, üstesinden gelmek anlamında geçiyor. Yani elde tutmak derken onu anlamaya çalışıyorum. Bir şeyi elde tutmak yani. Elde tutmak anlamında. Yani bir şeyle, bir şeyin üstesinden gelmek anlamına geliyor. Tabi bu arada tecrüben olmasa, had experience of diye geçiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Bunlarla... Hocam,
Şimdi burada handled sıfat yerine mi geçiyor? Hayır, to be handled değil. Fiil, bildiğimiz fiil bu handled. Hocam, o zaman bu geçmiş hali mi o zaman? Normal. Tabii ikinci tamam. Ve üçüncü hali sıfat olarak geçiyor tabii burada. Orada doğru. Herde göre de orada da geçmişti. Deal with dealt oldu. Evet. Burada sıfatsa, hocam, burada sıfatsa eğer B'de dealt ya. Dealt, had. O yüzden dikkatimi çekti. Yani yok. Neden geçmişti? Aslında fiiller aynı zamanda fiillerin üçüncü hali aynı zamanda sıfattır. Fiillerin üçüncü. Mesela, evet hocam, biliyorum, dersinize girmiştim. Biliyorum evet, onu. Handled. Evet. Burada hem açık sıfat hem de fiilin üçüncü hali. Tamam. Fiilin üçüncü hali. Şimdi bunları işaretleyin arkadaşlar. Handled. Dealt with diye okunuyor bu. Had experience of. Bunları işaretleyin üzerine. Bununla Linda ile cümleler kurun. Oldu mu? Bununla Linda ile cümleler kurun. Size cümleler kurdursun ki ezberleyin bunları. Oldu mu? 5'e geldim. Kimdeydim? Hakan sende miydin? Evet hocam. Devam ediyorum. Selfish. Selfish hocam şey bencil demek. Bencil. Bul bakalım. Evet, buradaki karşılığı da F'de geçiyor. Caring only about yourself and not other people. Hmm. Yani burada sadece hani, kendisini şey yapıyor. Dikkat ediyor. Diğer insana değil. Gain ne demek gain? Gain hocam, burada bir şey, bir kazanım gibi bir şey miydi? Kazanmak, evet. Gain kazanmak, evet. Evet. Gain kazanmak, 6. Burada ben buna C dedim. Get something positive. Doğru. Kazanç anlamında geçiyor. Kazanç anlamında geçiyor. Evet. Şimdi 7 ve 8'e geliyorum. 7 ve 8'e Sevil gelsin. Appreciate, be grateful for, bir şey için minnettar olmak. Takdir etmek. Nereye yazmışsın sen onu? Şeye proverb'e A yazmışım. Strese de A yazmışım. Şimdi hemen söylüyorum ama proverb 7. Believe something is important. Yok. Atasözü demek. Kafam karıştı. O değer zaten hocam. Onu değer proverb ne demek? Sen proverb'ün ne olduğunu biliyorsun zaten. Atasözü değil mi? Atasözü. Bak A, B, C'de bak, karışmayın arkadaşlar. Kendisi bulacak ha, o. Hocam. Şöyle oku. Well-known phrase, giving advice, verilen, bravo, bilinen bir şey. Tamam. Tavsiye. Şimdi appreciate'e bak. Appreciate ne demek? Türkçesini söyle önce. Appreciate, takdir etmek. Onu söyledik zaten. Be grateful for. D şıkkı, doğru. Be grateful for. Bravo. Çok güzel. Hı. Şimdi arkadaşlar, çok güzel. Şimdi bu dediğim, bu kelimeler var ya, bu kelimeler. Bu kelimelerle cümle kurdurtması lazım size. Ona yazın. Şey, Linda ile çalışacak diye yazın oraya. Yani Linda'ya söyleyeceksin. Bu kelimelerle biz cümle kurmak istiyoruz diyeceksin. Dilinize dolamak için yazdım kullanmalısınız. Hocam. Use it or lose it. Unutmayın. Ya onu kullanacaksınız ya da kaybetmeyi göze alacaksınız. Onun için cümle kurmanız gerekiyor. Şimdi o parça vardı ya, hani demin ki az önceki, bak buradaki parça vardı ya, blood is thicker than water. Bunun devamı da burada arkadaşlar. Şimdi devamını okuyorsunuz, bunun adam akıllı bir şekilde devamını okuyorsunuz. Sonra buradakilerin cevaplarını birlikte vereceğiz. Şimdi önce siz bir okuyun, anlayın burayı bir. Game var, bak burada game var. Peki. Çok güzel bir konu. Grandparents stories var ya arkadaşlar. Bu hangi paragrafı, hangi paragraf buna yani tam anlamıyla dokunuyor? Hangi paragraf? Grandparents stories. D şıkkı değil mi? Evet. Peki cousins wedding, yani kuzenlerin nikahı. Hangi paragraf? O arkada hocam. B. Pardon A. Peki young adultlardan, genç yetişkinlerden hangisi tam anlamıyla bahsediyor? Hangi paragraf? E. E doğru. Extended families diyor. Yani geniş aileden hangisi tam anlamıyla bahsediyor? Hangi paragraf? B. Evet. Burada. B. B. Bu da var. B. Bu da var. Şapalaklar. Bir tek A, B var. Şey değil yani. A, B, C, D. Burada gidiyor. Bakın hepsi. Peki. Devam et. Come and go diyor. Come and go ne demek? Gelmek, gitmekten hangi paragraf? G. G. Güzel. Italian proverb
var. O evet. Hangi paragrafta geçiyor? Evet. Orada geçiyor değil mi? Evet. Şimdi size ben güzel bir ödev veriyorum. Bu paragrafı başından sonuna adam akıllı bir şekilde okuyorsunuz. Bu birinci, ikinci, üçüncü şeylerde hatta dörde, beşe kadar ben size okumanıza izin vereceğim. Öyle bir duruma gelmelisiniz ki gözünüz böyle çapraz okumayı öğrenmeli. Hızlı okutmayı da öğreteceğim size. Ama öncelikle bunları çok 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 okursanız ancak melekeye sahip olacaksınız ha. Çok okumazsanız hiç heveslenmeyin. İleri gidemeyeceksin. Tıkanıp kalacaksın burada. Tamam. Onun için okuyun okuyun diye yırtıyorum kendimi ben. Şimdi ne yapıyorsunuz? A, B, C, D, E, F, G. Bunların hepsini güzelce okuyorsunuz. Hem de 10 defa, 20 defa, 30 defa. Öyle bir duruma geliyorsa anlayabilir duruma geliyorsunuz. Ondan sonra bunları size baştan başlayacağım. Tek tek herkese bir paragraf vereceğim. Okutturacağım, tercüme ettireceğim. Bir dahaki derse bunu ödev veriyorum size. Okuma işini çok yapın arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar okuyun. Okey. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Özür dilerim. Voice of America var. VOA. VOA. Oraya girin. Orada çok okuma parçası var. Aşırı okuma parçası var. Bir saniye. Orada aşırı okuma parçası var arkadaşlar. Onları öncelikle dinleyin. Hem söylüyorlar hem konuşuyor adam. Okuyor sana bir kere. Sonra kendin oku. 10 kere 20 kere oku. 10 kere 20 kere dinle, 10 kere 20 kere. Ne oluyor? Hem kulak çalışıyor, hem ağız çalışıyor. İki makine birden. Bak bu makine alıyor, bu makine veriyor. Okey. Şimdi bir dahaki derse kadar bunu ben... Hocam pardon. Estağfurullah buyurun. Ben bir tane daha site önerebilir miyim arkadaşlara okumayla ilgili? Tabii. News in Levels diye bir app'te store'da var. News... In Levels diye. Orada da o kadar çok var ki hem sizin level'ınıza göre hem konuşuyor hem okutuyor. Okumak değil mi? Okuma üzerine. Okumak, evet. Çok güzel. Bak ne güzel. Gördünüz mü? Ama diğer sayfaya geçmeyin yani. Şu anda biz 9. sayfada 10'a geçmeyin sakın. Bak başka sayfalara geçmeyin. Niye? Çünkü taktik öğrene gidiyorsun. Yoksa eğri gideceksiniz. Yampiri yampiri gideceksiniz. Peki. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Perşembe dersine görüşmek üzere. Sıkı çalışın arkadaşlar. Göreyim sizi.